değişken maliyetlerle çalıştığı için serbest piyasa koşullarına hizmet veriyoruz. Yani ben A fiyatına çalışırken Ümran Bey B fiyatına çalışıyor. Öteden beri zaten bizler bu maliyetlerimizi göz önünde bulundurarak mevcut tedarikçisi olduğumuz firmalarımıza fiyatlarımızı vermiş durumda. Doğru. Ama bunları talep ederken herkes kendi şartlarını, kendi koşullarına işini kaybetmeli. Bu sefer herkes iş kaybına uğrayacak. Yani birileri bir şey yapar, bir diğerleri başka bir şey olacak. Sizinle serbest çalışan kanuncuyuz biz burada. Bu zamlardan dolayı gerçekten büyük sıkıntı çekiyoruz. En azından bir 500-600 aile yani şoför olarak ailelerini geçindiriyorlar. Zaten hiçbirimiz depomuzu dolduramıyoruz ki. Gerçekten yani. Bu ödeme vergileri bütün parçalarımızı etkiliyor. Bir yıl önce diyelim ki 100 lira aldığımız bir parça şu an 1000 lira olmuş. Hani gerçekten zor durumdayız. Hani bize Mersin nakliyeciler olsun, vali olsun destek bekliyoruz. Bizim işi sorunumuza el atmalarını bekliyoruz. Bir arkadaşımız Hancock markalı bir lastik aldı 27,5 milyar. Gel de bunu 1600'lerle 1700'lerle gel de bunu çalış ve öde. Bir ön lastik yani iki tane lastiğimiz 27,5 milyar. Gel de bunu 1600-1700'lerle çalış da öde. Bunu nasıl ödeyeceksin? Taksidini nasıl ödeyeceksin? Evin elektriği, faturası, atıyorum telefon faturası, çocuk bezi, şudur budur yani ya yetiştiremiyoruz. Geçim çok zor. Gece gündüz çalışıyoruz, yetiştiremiyoruz. Akaryakıt zamları bir gecede 6,5 lira üstüne geldi ve bayağı bir etkiledi bizi ve bunun için kontak kuramıyoruz. Söyleyecek bir şey de bulamıyorum artık. Günlük zam geliyor. Herhalde yarın yine 2.70-2.80 gibi bir zamdan yine millet etkilenecekmiş. Geçen sene ben 8.000 lira dolduruyordum mazot. Mazot 22 lirayken şu an mazot herhalde 34'e çıktı. Ben 8 liralık bir yakıt deposunu şu an herhalde 25-30 bin liraya yükleyeceğim ve bir de evin önüne çektiğimiz zaman hırsızlıkla da baş edemiyoruz ve bayağı bir etkiliyor bu da bizi yani. Alakalı değil ki. Ya adam tamam da İsmail diyor mesela biz sabit olarak Osmanoğlu'na. Abi Osmanoğlu'na gidiyorsan git. 1400 lira çalış. Örneğin Seyran'a gidiyorsan git. Bana alakalı ben kalkıp da İsmail'e diyemem ki bu fiyata gitmeyeceksin. Öyle bir hak iddia edemem abi. Piyasa serbest Yuri. Piyasa. Sen... Gerçekten gördüm düşük diyor. Dedik 2000 lira veriyor diyor. Arabası daha çok var. Hayır bir puan. Çok değil ki biz de bu kadar toplanmışız. Bunlar ne güzel bir fiyata çıkalım. Tamam o fiyatta kalalım. Abi Spiras'tan maça gidiyorsun. 2000'e gidiyor musun babam? 1900'da çıkalım. 2,5 kaptırdım ben. Tamam. 1 milyar para olmuş. Allah 1,5 milyara 2 milyara çekiyor. Bir dakika bakın Mehmet dediği zaman. O Mehmet postu buraya gelecek. Arabada çıkmak adam gelecek. Gelir. Bak o zaman bir dakika. Gelir. Bir dakika ya. Bu zamdan dolayı da kalkıp da şimdi 2200 lira olmaz yani. Çünkü abi 2200 lira biz alıyoruz. Hiç almayın abi. Tamam. Devam edin getirin. Aynen öyle. Bir dakika. Arkadaşlar bir kağıt kalem getirin. Hatta 2200'e gelmeyin. Zengin olsun. Siz alın. Bak Mehmet geldiği zaman. Ama sen sakın nerede geçecek abi? 2200 demedin bana. Evet. Tamam bir kağıt kalem. Onu beğenmeyip gel. Ortak bir dakika belirse sorun. Ortak bir yazacağım. Şehir için 3500. Hayır ben sana listeyi vereyim ya. Bak ben yazacağım size soracağım. Mehmet sen söyle değil. Bak bir dakika. Bak arkadaşlar. İman. Mesela 2500. Karacay Yas. Ve arka. Ben de öyle söyleyeyim. Abi ya abi 5000 lira yapamazsın ki bunu sen. Bak, bu fiyatı ne yazar? 3000. Kamyoncular arasında. Ortak mı? 3000 artı da koy daha yanına. Artıdır. İkincisi liman. Para cirası geçtikten sonra. Kazandı. Kazandı. Evet kazandı ya. Kazandı. Kimse ayrıdır. Liman kazandı ne diyorsun? 3500. O 3500 lira kadar geçerli. Bir de Mehmet abi geçerli. İman.
Liman Çimsa yani yaka köyü çıkıyor. İkinci olarak. Abi, 3500 abi. 3500 abi. Abi biz şehir içi dolmuşluğunu mu yapıyoruz? Kadama kadama gidiyoruz ya. Karacilas'a kadar 3000, Karacilas'ı geçtiğinde 3500 abi. Farklı olma kadar, farklı olma kadar. Aynen öyle. Budur abi. Kimsaya kadar. Yok yok aynen. MTV'nin kalıcı hale gelmesi. Bir diğeri nedir? Akaryakıt zammı. Bakın akaryakıt zammı ile ilgili Maliye Bakanı'nın yaptığı açıklama nedir? Diyor ki depremle ilgili depremden kaynaklı bütçeye ek bir maliyet geldi. Bu maliyetleri azaltmak. Depremle ilgili bir sürü yardım toplandı. Evet, evet. Canlı yayında yurttaşlardan, resmi kurumlardan, yurt dışından bir sürü yardım toplandı. Bu yardımların dahi hesabı verilmemişken, bu yardımlar ne oldu? Nereye harcandığı hesabı verilmemişken akaryakıta çok yüksek oranda bir zam yapıldı. Bugün sizin burada yaptığınız kontak kapatma eylemi kesinlikle çok anlamlı bir eylem. Kesinlikle çok yerinde bir eylem. Ve bu ülkede özellikle geçimini nakliye ile sağlayan yurttaşlar başta olmak üzere herkesin, ama herkesin sizin eyleminize destek vermesi gerekiyor. Herkesin bugünden itibaren kontak kapatması gerekiyor. Neden? Çünkü yani bu iktidarın adı şudur arkadaşlar. Zam ve zulüm iktidarı. Seçim bittiği seçimlerden hemen sonra KDV %8 olan KDV %10'a, %18 olan KDV %20'ye çıkarıldı. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Belki arada çok işin dikkatinden kaçtı ama temizlik ürünlerine en temel ihtiyacımız olan su gibi, ekmek gibi ihtiyaç olan temizlik ürünlerindeki KDV oranı %8'di. Birdenbire %20'ye çıkarıldı. Bugün akaryakıta yapılan zammı da biz biliyoruz ki akaryakıta yapılan zam iğneden ipliğe her şeye yansıyacak. Her şeye. Ekmeğe yansıyacak, suya yansıyacak. Sadece çünkü şeyi biliyoruz. Yani tüketilen bütün ürünler, bakın tüketilen bütün ürünler bir yerden bir yere taşınıyor. Araçla taşınıyor. Araçla akaryakıtla çalışıyor. Bu anlamda sizin bugün yaptığınız kontak kapatma eylemi kesinlikle anlamlı bir eylem, kesinlikle yerinde bir eylem. Biz sizin bu eyleminizin yanındayız, sizleri destekliyoruz. Arkadaşlarını bilmiyorum Emirhan abi, çocukluk arkadaş. Ya babam bir yere varamadı. Bizim bunları anlatmamız sebebi senin kafanı arıtmak değil vekilim. Bizim arkamızda böyle kimse yok. Biz bugün bu kontak kapatmaymış, biz bu şeymiş. Biz bunları dile getiriyoruz ama bizim dile getirmemizin sebebi nedir biliyor musun? Yani ben bugün kahvaltılık alıyorum, yemin ederim eskiden bir kilo peynir alıyordum, şimdi yarım kilo alıyorum. Vallahi alıyorum ha. Belki size inan, gelmiyor.